Değerlendirecek olursak biraz yoğun bir süreç geçti ki bizim bir seçim sürecimiz de var zaten, oradan da bir yoğun bir sürecimiz geçti. İnanılmaz bir başvuru oldu, o başvurulara yetişemedik. Yetişememiz gibi de şu anda da yetişemiyoruz ki şu anda zaten kredimiz durduruldu maalesef. Daha önceden 1000'i geçkin bir başvuru vardı. Bizim ikinci, üçüncü kredileri vermemizden dolayı büyük başvurular vardı. Yetişemedik. Şu anda zaten Ocak ayına kadar geldik, Ocak ayında kaldık. Ocak ayında beklemedeyiz. Çünkü krediler durduruldu maalesef. Devletimizin verdiği her ay verdiği bir plasman akışı vardı. Bizim kredi şeyimize göre ne kadar istersek o kadar bize plasman veriyordu kendi neticesinde. Bu ay hiç vermedi. Üstüne üstlük bir de durduruldu. Artı elimizde olan plasmanlar vardı daha önceden olan plasmanlar. Onları da maalesef geri aldılar. Geri alınca da şu anda muhtemelen Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan kaynaklanan yani pandemi döneminden sonra gelen sıkıntıdan kaynaklanan şu anda piyasaya bizim aracılığımızda esnafa kredi veriyorlardı. Bu krediler en iyi şekilde, en ucuz şekilde bizim aracımıza veriyorlardı. Tek biz kalmıştık, herkes bize yüklenmişti. Biliyorsunuz seçimlerden sonra bir Maliye Bakanı değişikliği oldu. Maliye Bakanı kendisi muhtemelen farklı bir yöntem çizecek. Onun için durdurdular. Sonra belki faiz oranlarımız yükselir. Farklı bir boyut getirebilirler esnaf alabilmesi için krediyi. Onları bekliyoruz yani. Parasını döndürebilmek, yani parayı alıp şu anki sıkıntılarını giderebilmek. Yani çok borçlandı, kredi kartlarına giriş yaptı, aldığı mal pahalandı, sonra satarken pahalı sattı belki ama diğer alırken yine pahalı aldı. Onları döndürebilmek amacı o zaten. Onu da biz de sağlayacak zaten. Hı hı. Çünkü en düşük faiz oranıyla veren kişi biziz. Daha önceden biz burada ben burada memur olarak çalıştığımda alınan kredilerin çoğu direkt malını alıyordu, işini yapıyordu, sonra gelmiyordu. Borcunu ödeyip öyle geliyordu. Şimdi kredi alıyor, bir sene sonra tekrar geliyor, 6 ay sonra tekrar geliyor, tekrar kredi istiyor şu anda. Çünkü döndüremiyor. Döndüremediği için problem. Çünkü ikinci kredi, üçüncü kredi verebildiğimiz için, bunu da bildiği için ve faiz oranının burada en düşük olduğunu gördüğü için gelip yine tekrar başvuru yapıyor. Yani şu anda aslında bilemiyorum ama bir 10 olacağını düşünüyorum. Sadece bu benim düşüncem, şahsi düşüncem. 10 olur. Yani 7,5 faiz oranı, yıllık 7,5, 10 olacağını düşünüyorum. Muhtemelen yakın zamanda olacaktır. Yani kredilerin açılması için ya en yakın zamanda olacaktır. Tabii şu anda kredi almayan herkes yeni faiz oranıyla faiz edecek. Alamayan herkes. Dosyamız var. Ortalama 800 bin tane. Biz Ocak ayındayız daha. Aralık, Kasım ve Ekim aylarında sıkıntı olan bazı arkadaşlar var. Onlar da dahille beraber 800 bin tane dosyamız var. 2023 Ocağında başvurmuş insanlar var şu anda. Esnafımız var. Kredilerini veremedik. Yani elimizde olmayan sebeplerle. Onlara da çok mahcup olduk zaten. Hani herkes arıyor nasıl olacak, nasıl gelecek. Yani mahcup oluyoruz. Üzülüyoruz onlara karşı. Ama maalesef veremedik işte.